Yepyeni bir günden selam arkadaşlar. Kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz. Bugün hep birlikte ne çekiyoruz? Bugün home tour yapacağız. Yani ev turu çekeceğim. Bazı arkadaşlar soruyordu ne zaman ev turu gelecek diye. Hazırsanız ev turu gelecek. Hep birlikte evimi gezeceğiz. Kanalımı yeni açmış, yeni görmüş, videomu yeni açmış arkadaşlar için de ismim Funda, Kanada'da yaşıyorum. Kanada'nın Montreal şehrinde. Buradaki müstakil bir evi göstereceğim, sizlere tanıtacağım. Eğer hazırsanız hep birlikte haydin başlayalım. Buradan giriş kapısından görüntülerimizi almaya hep birlikte başlayalım. Bu şekilde girdik. Hemen burası hol. Burada çok güzel siyah çerçeveli bir aynamız var. Şöyle bir lamba. Bunları ben seçtim. Lambaları hep biz taktırdık. Burada yine siyah beyaz renklerinde dal parçaları ve çok güzel bir vazomuz var. Bu şekilde. Hemen burada yan tarafta da montlarımızı ve ayakkabılarımızı koyduğumuz yer var. Şu şekilde. Tabii biz kışın genelde burayı kullanmıyoruz. Garajdan çıkıyoruz. Orada da kapı var çünkü dışarıya çıkan. Yazın burayı kullanıyoruz. Kışın orayı kullanıyoruz. Burası böyle çok temiz kalıyor. Bu şekilde hemen buradan geçiyoruz ve salona. Şurayı buradan da göstereyim. Girişimiz gayet yeterli. Güzel. Şöyle. Oradaki bağlantıyı kesmek için bu kapıyı kapatıyoruz. Evet, şimdi burası salon. Burada deri koltuklar kullandık. Bunlar hepsi benim dizaynlarım. Burada çok güzel bir lambamız var. Bu lambayı ben Costco'dan almıştım. Şu detayına bayıldım. Ayak kısmı böyle mermer. Evet, koltukları şöyle yakından göstereyim. Bu yastıklarımı da H&M'den almıştım. Çok severek aldım ve hala çok seviyorum. Güzel bir tablomuz var. Burada pampaslar. Evet, burası bu şekilde. Cam sehpalar. Şöyle. Görüldüğü gibi salonumuz. Ardından hemen uzantısında yemek masası ve içkilerimizi koyduğumuz bir alan var. Şu şekilde bir yemek masası. Şöyle küçük bir bar oluşturduk burada. Bunu Noel'de almıştım, bu barı eşime hediye olarak almıştım. Burada da böyle çok güzel bir aynamız. Böyle küçük bir konsol. Aynamızın hemen iki yanında da böyle çok güzel iki tane pencere var. Bu pencereler sabit, açılmıyor yani. Ama bence çok güzel bir hava katmış salona diye düşünüyorum. Yine şöyle bir lamba seçtim. Bu şekilde. Şöyle uzaktan tekrar gösteriyorum. Bu şekilde salonumuz. Şu duvarı arkadaşlar biz yaptırdık. Bunu da ben düşündüm. Buraya böyle çok büyük taşlar yapıştırıldı, siyah. Gerçek mermer değil tabii bunlar. Fayans şeklinde ama çok büyük. Örneğin büyüklüğünü şöyle göstereyim. Bakın şöyle kocaman taşlar. Bunları yapıştırdık bu duvara. Bence çok güzel durdu. Böyle bir konsol tarzı bir şey aldım. Ayakları metal. Çünkü sehpaların da şu kısımları metal. Şöyle. O yüzden bunu da böyle düşündüm. Üstüne de bunları koyduk. Bu şekilde ben bu duvarı çok seviyorum. Bence salona çok değişik bir ambiyans kattığını düşünüyorum yani. Burası da böyle.
Şuradan yukarıya çıkılıyor, buradan da aşağı iniliyor. Şu karşıda gördüğünüz oda da bizim aile odamız, oturma odası yani. Hemen yan tarafında da küçük tuvalet var. Yani lavabo ve tuvalet var orada. Şimdi göstereceğim size birazdan. Böyle. Bu şekilde. Salonumuzu da bitiriyoruz. Şimdi oturma odasına geçelim. Şimdi bu kapı iki tarafı da açılıyor şu şekilde. Böyle daha ferah bir görüntüsü oluyor. Burası bizim günlük odamız, oturma odamız, yaşam odamız, aile odamız ne derseniz. İşte burada biz bütün günlerimizi geçirdiğimiz yer. Genelde hep buradayız, salonda da oturuyoruz. Misafirlerimiz gelince tabii ki de orada ağırlıyoruz. Öyle, şimdi burada ne var? Burada bir şöminemiz var. Bu şömineyi biz yaptırdık. Gördüğünüz gibi bunları biz seçtik. Bu şekilde tahta görünümlü parke galiba. Burada bir mermer görünümlü yine taşlarımız var, beyaz. Bu şekilde bir dizayn yapmak istedik. Çünkü modern olsun istiyorduk. Klasik pek sevmiyoruz. Böyle bu şömine arkadaşlar gazla çalışıyor. Burada da kumandası var. Buradan istediğiniz şekilde her şeyi kontrol edebiliyorsunuz. Kumandasıyla şöyle sıcaklık, ışık ayarı şeyi de var. Fan sistemi de var. Yani içindeki sıcak havayı tamamen dışarıya üfleyen bir fan sistemi var. Onu şu anda çalıştırmadım. Onu çalıştırdığınız zaman gerçekten çok sıcak oluyor. Yani bütün buradan bu karşı salon üst katlara kadar resmen sıcaklık geliyor yani. Şöyle gösteriyorum yakından, bakın nasıl, gerçek gibi görünmüyor mu ama. Şu şekilde ortada iki adet sehpa var. İki tane koltuğumuz. Şurada bir köşe böyle diffuser falan var, kitaplarım var. Böyle bir oturma odası, aile odası. Buradan direkt havuza bakıyor bu oda. Şöyle göstereyim. Direkt bahçeye bakıyor. Bu şekilde. Şurada televizyonumuz, televizyon masamız var. Böyle sade bir televizyon masası seçtik. Bu da yine Sütrüklük'ten. Bu şekilde. Şöyle bir lambamız var. Hemen yakıyorum. Şöyle. Şimdi hemen bu oturma odasının yan tarafından mutfağa geçiyoruz. Şu şekilde geniş, kullanışlı bir mutfak. Burada günlükte kullandığımız yemek masamız. Biz sürekli burayı kullanıyoruz. Sadece misafir geldiğinde büyük masaya geçiyoruz. Bu masamı da ben Sütrüklük'ten aldım. Birçok eşyamı oradan aldım. Bence çok güzel bir mağaza. Çok böyle farklı modelleri var. Çok modern. Çok beğeniyorum. Cam tercih ettim. Altındaki ayakları bu şekilde ağaç. Yine sandalyeler de ağaç ayaklı. Ve deri. Siyah beyaz deri tercih ettim onları da şu şekilde. Böyle bence çok hoş, modern bir takım oldu diye düşünüyorum. Ayrı ayrı aldım. Takım değil bu. Burada böyle bir aynamız var. Bence ayna ortamı ferah gösteriyor ve daha geniş görünmesini sağlıyor. Bu şekilde buraya bir ayna astık. Şurada çok güzel bir kadın portresi var. Bunu babam bana almıştı. Öpüyorum babacığım. Burada böyle bir orkide çiçeğimiz. Buradan da balkona çıkılıyor. Yani balkon değil, bahçeye çıkılıyor. Şimdi kar olduğu için görünmüyor tabii. Burada bir yüzme havuzu var. Artık onu yazın çekeceğim. Şurada oturma grubunu falan koyuyoruz. Burada yine böyle bir çiçek. Şöyle. Şurada Dyson süpürge var. Onu buraya astım. Söylediğim gibi buradan yine oturma odasına geçiş mevcut. Şöyle uzaktan şimdi gösteriyorum. Ve oradan da büyük salona geçiliyor zaten. Bu lambayı da yine ben seçtim.
Şurada hafif bir ağaç detayı var ve siyah metal demirler. Buraya da bu şekilde bir lamba seçtim. Zaten diğer tarafta da spotlar var. Aynen böyle. Şurada bir kahve makinesi. Şurada Brita. Biz genelde suyu süzüyoruz. Su çok güzel. Yani Kanada'da normalde musluktan su içiliyor arkadaşlar. Suyu çok güzel. Ama biz yine de buradan süzmeyi tercih ediyoruz. Daha lezzetli bir su oluyor. Burada bir pencere. Çift evye. Eğer mutfak yaptıracaksanız muhakkak çift evyeli yaptırın. Çünkü çok kullanışlı oluyor. Burada mikrodalganın olduğu yer. Burada işte kettle, kızartma makinesi, tost makinesi, hamur makinam. Böyle fırının olduğu yer. Kaplumbaz. Burada yine bir kahve köşesi gibi bir yer var. Türk kahvesi makinam. Nespresso. Böyle dolapların bu kenarları camlı. Bulaşık makinesi burada. Hemen dönüyorum. Hemen karşıda da buzdolabı ve etrafında yine dolaplar var. Böyle arkadaşlar, mutfağımız da bu şekilde. Salona en yakın olan tuvalet. İlk eve geldiğimizde ellerimizi her zaman bu tuvalette yıkıyoruz. Şekilde göstereyim. Lavabomuz. Böyle, bunu çok detaylı çekmeye gerek yok. En nihayetinde tuvalet. Şimdi artık üst kata çıkalım. Üst kata çıkarken burada çok geniş bir alan var. Yani resmen şuraya iki tane koltuk koyabilirsiniz. Burada büyük bir cam var. Buzlu cam. İçerisi görünmüyor. Bu sadece içeriye ışık gelsin diye. Burada böyle bir çiçeğim var. Bu canlı bir şey değil. Böyle yapma bir çiçek. Isıtma sisteminden de bahsedeceğim. Şurada örneğin gördüm. Buradaki duvardan geliyor. Normalde hepsi yerden geliyor. Makinası en alt katta. Orada makinası çalışıyor ve buradan gelen sıcak havayla bütün ev ısınıyor. Hem sıcak hava geliyor hem de havalandırma sistemi aynı zamanda. Mesela şu anda havalandırma çalışıyor. Serin hava geliyor. İçeriye nem vermesi açısından. Evet, buradan böyle üst kata doğru çıkıyoruz. Şimdi buradan giriyoruz, iki kapılı. İsterseniz yine tek şeklinde de kullanabilirsiniz. Burası yatak odası. Işık da bayağı dışarıdan vurduğu için belki görüntü karanlık olabilir. Evet, şöyle. Kapımızı kapatalım. Şimdi bu duvar tahta arkadaşlar. Bunu biz yaptırdık. Böyle ilaçlanmış bir tahta. Gerçek tahta, yani boya falan yok. Üstünde sadece ilaç var. Böyle farklı bir ambiyans olduğunu düşünüyorum ben. Çok çok beğendim çünkü. Şu şekilde. Buradan daha iyi görünüyor. Renkleri. Bayağı büyük bir yatak odası. Oldukça geniş. Burada işte parfümler falan. Şöyle. Burada yine başka bir pencere. Evet. Sokak kar dolu. Burası bu şekilde. Şimdi odanın içinde hem ebeveyn banyosu var hem de giyinme odası var. Şimdi banyoyu üstün körü göstereceğim. Çok detaya gerek yok. Bu şekilde bir banyo. Çift banyolu. Çift lavabolu. Pardon. Duş. Çok büyük bir küvet. Şu arka tarafta da tuvalet var. Böyle burası banyo.
Burada da giyinme odası var. Biz normalde ev aldığımızda boştu. IKEA'dan biz bunu yaptırdık. Çizdik. Orada gidip kendimiz çizdik. Nasıl olması istediğimizi söyledik. Bu şekilde bir giyinme odası yaptırdık. Yani buranın ölçülerine göre ancak bu kadar oluyordu. Çünkü çok geniş değil. Uzun ama çok geniş değil. İki taraflı yaptıramadım. Böyle oldu. Yine de kullanışlı. Bayağı kullanışlı bir şey oldu. Buraya böyle pantolonları asmak için pardon şöyle bu şekilde çok düzenli oluyor. Burada eşimin tarafı. Burada da benim takılarımın olduğu yer var. Şöyle. Ben bu olaya bayılıyorum zaten. Bu çok güzel bir şey. Çok kullanışlı. Her şeyinizi düzenli bir şekilde koyabiliyorsunuz. Burası böyle. Burada da işte saatlerimi ben buraya koydum. Böyle kapalı kutuların içinde. Şu şekilde. Böyle diğer taraflarda da zaten elbiseler falan var. Burada uzun olan şeyler bu arkaya. Bu şekilde raf sistemi. Böyle burası da bizim giyinme odamız. Evet şöyle son kez göstereyim. Storları kapattım. Çok ışık vuruyordu. Büyüklüğünü görmeniz açısından. Gayet kullanışlı bir yatak odası. Evet şimdi yatak odasından çıktık. Burada Arjun'un banyosu var. Orayı şimdi göstermeyeceğim. Arjun'un odası ve Arda'nın odası var. Burada da böyle küçük bir yüklük gibi bir şey var yani. Bu şekilde eşyalarımızı koyabiliyoruz. Havlu falan filan, şey, çarşaf. Şimdi önce Arda'nın odasına bakalım. Evet. Biz genelde sadelikten yanayız. Çok eşya sevmiyoruz. O yüzden herkes kendi eşyasını kendisi seçti zaten. Sade bir şekilde ve halı da çok sevmediğimiz için yerlerde pek halı göremezsiniz. Bu şekilde burası Arda'nın odası. Burada onun aynası var. Böyle deri başlıklı bir yatak. Burada iki tane komodin. Şu şekilde. Burada deri bir koltuk. Böyle bu kadar. Bu şekilde bu oda da çok büyük. Bayağı şöyle göstereyim. Çok büyük bir oda. Burada genelde her evde, her odada böyle giyinme dolapları oluyor arkadaşlar. Yani ekstra bir dolap almanıza gerek kalmıyor. Şöyle gösteriyorum. Şu şekilde oluyor. Böyle. Örneğin şunu ben IKEA'dan almıştım. Buraya böyle koydum. İşte çekmeceli bazı şeylerini falan koyuyor. Kazaklarını falan filan, asılmayacak şeyleri. İyi oldu. Bu şekilde böyle kapıyı da çok rahat kapatabiliyorum. Böyle bu dolaplarda bu şekilde. Büyük yani, bayağı büyük içi. Bu her odada var. Arjun de aynı bu şekilde. Evet. Arda'nın odası da böyle. Şimdi Arjun odasına geçelim. Hemen yan tarafta Arjun'un odası. Evet, bu oda da bayağı büyük bir oda. Bir çocuk odası için bayağı büyük bir oda yani. Böyle yine onun da burada büyük bir gardırop şeklinde dolabı var. Orayı açmayacağım. Komodinleri. Bunlar da hep Arjun kendisi seçti. Şu şekilde böyle aynalı falan. Tahta bir başlık. Sade bir yatak örtüsü. Bunu da IKEA'dan kendisi aldı. Böyle bir makyaj masası şeklinde. Orada büyük bir aynası var. Ve böyle bu şekilde iki tane komodinli, geniş, kullanışlı, sade bir genç kız odası. Burası da böyle. Şimdi size arka tarafı da göstereceğim pencereden. Evet, Arjun ile Arda'nın odası da arka tarafa bakıyor. Tam böyle havuza doğru.
Her taraf olağanüstü kar dolu yani. Son olarak da bu kattaki ikinci banyoyu gösteriyorum. Burası Arjun'a ait. Arjun kullanıyor sadece. Böyle şirin, güzel, küçük bir banyo. Bu şekilde dolapları var. Altlı, üstlü, çekmeceli. Şöyle. Burada bir duş kabin. Bu duş kabini biz yaptırdık. Öyle sanıyorum ki önceki sahipleri perde kullanıyorlarmış bu banyoda. O karşı taraf fayans. Duvarlarda normal boya. Bu şekilde buraya da bu lambaları taktık. Spot şeklinde. Evet, bu katı da bitirmiş olduk. Şimdi hep birlikte en alt kata inelim. Hemen buradan inince salondan şuradaki kapı garaja açılıyor. Şöyle buradan da dışarıya çıkıyoruz. Ve büyük garajın kapısı burası, böyle garaj. Şu şekilde yedek buzdolabım burada. Kışın burayı tercih ediyoruz çünkü çok berbat oldu her taraflar, yerler göründüğü gibi. Montlar burada. Bu şekilde bu çıkışı kullanıyoruz. Burayı kapatalım. Şimdi burada böyle bir tane bench var. Buradan hemen aşağıya iniyoruz. Yani basement, susol ya da Türkçe'de de bodrum kat oluyor galiba. İndik. Hemen şu karşıda bir tane oda var. Yani misafir odası. Bu odayı biz yaptırdık. Burada normalde oda yoktu. Burası koskocaman bir alandı. Değerlendirmek istedik ve buraya bir oda yaptırdık. Onu göstereceğim birazdan. Hemen bu tarafa dönünce şurası banyo karşı. Burada da böyle bir kiler gibi bir şey var. Ucundan göstereceğim çünkü çok dağınık olabilir. Şöyle bir şey yani. Merdiven altı. Orada düzenlenecek çünkü Noel zamanında her şeyi oraya fırlattık. Evet, şimdi misafir odasına geçelim. Burası misafir odamız. Bu odayı söylediğim gibi biz yaptırdık. Böyle bir ayna var, komodinli. Çift kişilik bir yatağımız var. Şöyle. Orada yine bir komodin. Böyle tablolarımız, spotlarımız. Böyle, burası misafir odası. Kullanışlı bir oda çünkü bu katta banyo olduğu için misafir oldukça rahat edebiliyor yani. Banyosunu kullanıyor rahatlıkla, burada yatağında yatıp salonda da oturabiliyor. Şu görmüş olduğunuz kısımda da evin ısıtma sisteminden bahsetmiştim, yerden ısıtmalı diye. Onun motoru burada arkadaşlar. Makinası, motoru. Şöyle bir sistem. Hem ısıtma sistemi hem de havalandırma sistemi. Bu şekilde şöyle bir sistemle çalışıyor. Çok ses yapmıyor. Ses bu kadar. Bilmiyorum duyuluyor mu ama bu kadar bir sesi var yani. Burayı da ben değerlendirdim. Böyle bu şekilde burayı boyadım. Bura boyanmamıştı. Buraya böyle raflar yaptım. Ve böyle işte kiler gibi kullanıyorum yani. Ekstra malzemelerin falan hepsi burada. Burayı da bu şekilde değerlendirmiş olduk. Buradan çıktık. Hemen burası salon. Burada spor köşemiz var. Koşu bandı, bir takım aletler falan. Hemen yan tarafında televizyon masası. Sanırım 75 ekran bu televizyon ya da 80, öyle bir şey. Şöyle bir güzel tablomuz. Burada deri koltuklar, bunlar sinema koltukları, açılıyor bunların birçoğu. Örneğin şuraya içeceğinizi falan koyup, burada böyle bir yeri var, kumandanızı falan koymak için. Bu şekilde uzanır halde de film izleyebilirsiniz. Hemen yan tarafta da çocukların çalışma alanı. Burayı toparlamadım çünkü kızıyorlar, karıştırmak istemedim. Burada bir takım kağıtları falan var. İkisi de çalıştığı için ikisini birbirine karıştırmak istemedim. O yüzden hiç elimi sürmedim. Böyle kitaplık. Burası çalışma alanı. Böyle bu şekilde kocaman, güzel, kullanışlı, böyle spotları olan kocaman bir salon.
Bu şekilde burası da. Bu da banyomuz aşağıdaki. O da böyle güzel küçük şirin yapılmış. Şu şekilde. Cam duş kabin. Böyle makinalarım da burada duruyor. Bu şekilde. Bu karşıda da küçük bir alan var. Böyle raflar falan var. Eşya koydum. Orayı göstermeye gerek yok. Biraz küçük zaten. Bu şekilde yani. Burası da banyomuz da böyle. Böylece ev turu videomuzu da burada bitirmiş olduk. Biraz uzun oldu diye düşünüyorum. Çünkü ev büyük olunca otomatik olarak video da uzun oluyor. Umarım severek izlemişsinizdir. Eğer videomu buraya kadar izlediyseniz yorumlara bir beğeni işareti koyarsanız en azından ben de videomun sonuna kadar izlendiğini anlamış olurum. Kendinize çok iyi bakın. Kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.